Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekoturk ekranlarından tekrar günaydın. İlk seansla karşınızdayız. Ben Perihan Tantu. Ben de Kutay Korap. Kutay günaydın. Nasılsın bugün? Teşekkür ederim Peri. Gayet iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Her şey yolundadır. İyi. Yani yolunda açıkçası. Evet, ondan sonra ama ciddi bir haber akışının içerisinde boğuluyoruz. Yani kesinlikle. Sanıyorum bu herkesin genel problemi. Hani gibi böyle yığınla iş birikir ya yapman gereken. Şimdi birkaç tane veriye bakarken orada yığınla veri birikiyor. Kafayı çeviriyorsun. Burada bıraktığın başka. Eskimiş oluyor mesela. Ya inanılmaz. Hani hakikaten son zamanlarda yaşadığım çok kolay en fazla veri akışı. Kesinlikle verileri çok hızlı harcıyoruz. Çok fazla veri var. Mesela bugün yarın biraz daha rahatlayacağız. Çünkü Paskalya. Ama rahatladığımız ortamda da mesela Çin ve ABD'den de enflasyon rakamlarını, TÜFE'yi takip edeceğiz. Mesela bu da ayrı bir önemli nokta. Hani bir taraftan Paskalya diyoruz ama yine veriler de gelmeye çalışıyor. Gündem yoğun, işte OPEC'den tutalım, en minimalinden bile bakarsak işsizlik başvuruları, bugün yararlanma başvuruları rakamları açıklanacak ABD'den yine. Bir önceki 6.6 milyondu, ondan önceki 3.3 milyondu. Hani buradan gelecek veri hala yukarı yönlü ivmelenmeye işaret ederse bu ABD borsalarına nasıl yansır? İşte OPEC tarafından gelecek haber petrol üzerinden enerji şirketlerini nasıl etkileyecek? Bu sabah Mehmet Ali Yıldırım Türk'le konuştuk. Mesela o da OPEC'te arz kesintisine gidilmesi bu petrol fiyatlarını yukarı çekerken yanında altını da yukarı doğru alabileceğini söyledi. Bu şekilde yorumda bulundu. Yani hepsi artık birbirine entegre, bir başlık bütün fiyatlamaları değiştirebiliyor aslında. Evet, o yüzden şimdi temel veriler içerisinde boğulurken birazcık daha aslında iş teknik analistlere kalıyor. Çünkü onların işi birazcık daha kolay. Çünkü ben artık tabii ki işin temel kısmına bakıyorum ama ben artık daha çok tekneye bakmak istiyorum. Çünkü hani temelle başa çıkabilecek gibi değilsin. Kesinlikle. Mümkün değil yani. Hani hep söylüyorum ya, 5 tane adamının olması lazım. Biri petrolü izleyecek, biri altını izleyecek, biri Amerika'dan gelen verileri, biri koronavirüs vakalarını. Biri de uzun vadeli planlama yapacak. Hani aynen, biri ETF'lere bakacak, biri oraya bakacak. Tabii. Mümkün değil yani. İnanılmaz bir veri akışının içerisindeyiz. İstersen şimdi gün öne çıkan başlıkları tabii bir diyelim. Bakalım piyasalar neleri fiyatlıyor, onlara bir göz gezdirelim. Şimdi hep gözümüz bir taraftan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, işte her akşam hepimiz oturuyoruz maalesef. İşte vakalar ne olmuş, iyileşenlerin sayısı. Şimdi dün bir miktar daha aslında iyileşenlerin sayısında ivmelenme gördük. Hem bizde hem de dünyada. Ben tabii ki işin sağlık kısmını yetkilisi değilim, anlamıyorum da, ama acaba hani virüs o ilk zamanlardaki kadar kuvvetli etkisini de kaybediyor mu diye de düşünmeden edemiyor insan. Mantıken baktığımızda yani hani çok basit bir matematikle insanların artık sokaklarda çok daha az olduğunu, bu da tabii ki de virüsün yayılma hızını yavaşlattığını görüyoruz. En azından sağlık çalışanlarının söylediklerine istinaden bu noktada bakarsak. Ama benim de gözüme çarpan, belki pozitifi hep görmek istediğimizden dolayı bu olayda, iyileşen sayısı 250'ler civarında dün de gerçekleşti. Can kaybında biraz artış vardı. Yani ortalama şu son 5-6 gündür 70'ler civarındaydık. İşte 75-74 ortalama maalesef can kaybı yaşanıyordu. Şimdi bu biraz daha 80'lerin üzerine çıkmaya başladığını gördük. Dün de işte bizim haber merkezinden yapılan bir haber vardı. Sen de onu kesin görmüşsündür. Bir tane kurumun tahminleri vardı. Türkiye'deki koronavirüs ivmelenmesi nasıl devam eder diye. Önümüzdeki 1-2 hafta daha vaka sayılarında artış beklendiğini görüyoruz o kurumdan. Şu ana kadar yapmış oldukları tahminlerin çoğunu denk getirdiklerini izledik. Burada böyle Nisan sonuna doğru vakalarda artık zirveyi görecekmişiz gibi duruyor. Böyle 2 haftaya kadar falan zirveleri görürüz. Burada da tahmini vakalar 90 binler diye duyuyorum. Toplam yani artış vakalarda bakacak olursak tabii ki görebilir miyiz? Evet, görebiliriz ama bir taraftan en büyük isteğimiz senin söylediğin gibi. Maalesef hayatını kaybedenlerin sayısının en minimumda kalması, daha fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmemesi ve hızlı bir şekilde de iyileşme, toparlanma. Şimdi bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün mesela Çin Devlet Başkanı Xi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine şahit olduk. Özellikle koronavirüsle alakalı hani bir işbirliği içerisinde olabilir miyiz Çin'le diye. Ama bunun bir de ABD bacağı var Kutay. Kesinlikle. Şimdi piyasada tekrar yeni bir hani OPEC konuşuyoruz ya, bunu masadan kaldırdığımızda elimizde bir koronavirüsle alakalı siyah kuğu kalacak ama
bir siyah kuğu piyasaya eklenir mi? Şunun endişesi içerisindeyim. Şimdi Trump'ın son yaptığı açıklamalarda biliyorsun ki Dünya Sağlık Hı-hı. Örgütü'ne yüklendi. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nü Çin yanlısı olmakla suçladı. Kesinlikle. Dünya Sağlık Örgütü'ne vereceği fonu kesmekle tehdit en etti. En büyük fon sağlayan da Amerika. Amerika. Dünya Sağlık onunla tehdit etti. Diyorum ki bundan sonraki süreçte ticaret savaşlarını izlemiştik ya. Hı-hı. Koronavirüs savaşları görebilir miyiz ABD ve Çin arasında? Veya dünya karşı Çin koronavirüs faturası görebilir miyiz? Bu da mesela yanlış konuşulan. Yanlış bilgilendirme sonucu. Şimdi bu iş toparlandığında bir sürü soruşturma açılacak diye düşünüyorum mesela. İlk mesela hatırlarsam 2-3 hafta önce Trump'ta Chinese virüs demişti. Sonra hı hı. Çin'den çıktı bu dedi. Devamında da bu konu hakkında Çin'e bir fatura kesmeliyiz şeklinde de açıklamaları vardı. Şimdi de Dünya Sağlık Örgütü üzerinden yine Çin'e eleştiri yaptığını görüyoruz ki ben mesela bu eleştirileri dün de seninle konuştuk, haklı buluyorum. Yani ben de. Madem olay bu durumdaydı, Dünya Sağlık Örgütü neden Çin'e gidip bunu olay yerinde incelemedi veya pandemi olduğunu söylemeden yani 100 yılda bir böyle bir salgın oluyor. Onda da yani Dünya Sağlık Örgütü hiçbir şey yapmayacaksa o zaman ne önemi var? Veya sınırları ne diye kapattırıp oradan hala dünya geneline Çinli vatandaşların ulaşımını sağlattırdı sağlık örgütü. Bunu bir sıkıntı olarak görüp daha orada tutabilirdi ve bu dünyaya yayılması belki zaman alabilirdi. Belki yine yayılırdı ama yayılma süresinin zamanı belki uzatılabilirdi. Böyle önlemler alınabilir. Trump da zaten bu noktada eleştirdiğini görüyoruz Dünya Sağlık Örgütü'nün. Dünya Sağlık Örgütü'nden de açıklama geldi bu konuya dair. Trump'a hani öyle bir durum yok dedi. Yani bizim Çin yanlısı olduğumuz falan yok. Bu yanlış bir bilgi dedi. Bakalım bunu takip edeceğiz yani. Sonuçta vakalar ABD'de artmaya devam ettikçe Trump'ın da bu noktada bazı eleştirileri Çin'e karşı devam ediyor. Çünkü bir de şimdi Trump'ın genel özelliği olarak şöyle bir durumu var. Faturayı hep başkalarına yıkan bazı insan profilleri vardır ya. Evet. Trump'ın kesinlikle böyle bir başkan olduğunu düşünüyorum. Yani buluyor hiçbir şekilde evet olumsuz bir koşul varsa ya da işte bir sıkıntı yaşanıyorsa kesinlikle hiçbir şey üzerine almadan hemen bir suçlu arama psikolojisi içerisinde. Kesinlikle. Bunu defalarca gördük çünkü. Bu noktada sanıyorum ki günah keçesi Dünya Sağlık Örgütü ve Çin olacak ama kesinlikle. Burada senin de dediğin gibi haklılık payı yüksek olabilir. Çin'in verdiği veriler doğru muydu? Dünya bunu sorguluyor. Bir taraftan veriler doğru mu yanlış mı onu bir kenara koydum ama bu kadar bulaşıcılığı yüksek, öldürücülüğü kuvvetli bir virüsle tanıştığında yayılmasına izin verilmesi süreci. Tabii. Ve bu süreçte bize aslında Dünya Sağlık Örgütü tarafından ve Çin tarafından verilen yanlış bilgiler. Hı-hı. Sonuçta Lunar tatiliydi hatırlayacak olursanız sizler de. Şimdi biz karantinadayız. Düşünebiliyor musunuz? Yani markete gitmeye çekiniyoruz. Lunar tatilinde Çin'de bu virüsü kapan insanlar tatil nedeniyle dünyanın dört bir yanına dağıldı. Hı hı. Ve buna aslında Çin ve Dünya Sağlık Örgütü de seyirci kaldı. Evet yani ve bu alınan önlemler olay yaşandıktan sonra alındı. Hı hı. Yani olay bitti ve Dünya Sağlık Örgütü olay bittikten sonra artık olay yerine iştirak etti. Bu da zaten ABD Başkanı'nın da eleştirdiği bir konuydu. Hı hı. Bakalım ABD tarafında da rakamları alıyoruz. İşte biraz önce bir Los Angeles bağlantısı yapmıştık. Orada da durumun vahimiyeti devam ediyor. Hı hı. Birkaç saat önce gelmiş. 1900'ler civarında yine can kaybı orada. Akşam saatlerine tekabül ettiği için oradan alıyoruz son gelişmeleri. Pozitif tarafı da var haber akışları içerisinde. Pozitif bakabileceğimiz cephesi de var. Hastaneye giriş yapan insan sayısı azalmış. Bu önemli bir gösterge. Özellikle ABD tarafında can kaybı biraz daha sosyoekonomik olarak düşük seviyedeki insanlarda ve 70 yaş üstü insanlarda aynı dünya genelinde olduğu gibi yansıdığını görüyoruz. Bu gibi başlıklar var. Bakalım ne olacak? Bu olay bittikten sonra bir fatura kesilecek mi diye sorarsak istersen bir iddia açalım. Ben fatura kesileceğini düşünüyorum bir şekilde. Ben en başından şunu söyledim. Trump'ın hala daha Çin'e neden dava açmadığını anlamıyorum diye. Hani tarzı olarak. Belki son böyle bir bitsin. Şimdi ucuza belki kapatmak istemiyordur. Evet, herkes bir can derdinde bir canımızı kurtaralım ondan sonra belki de hesaplar görülür diye düşünebilir. Bir de Trump da büyük ihtimal şöyle bir önüne bilançoyu açar. Ona göre kime ne kadar pay dağıtabileceğini de belki belirler. Çok enteresan bir süreç göreceğiz. Yani ben ABD ile Çin ilişkilerinde, Avrupa ülkelerinin birbirleriyle olan ilişkilerinde çok enteresan bir süreç göreceğiz. Ama şimdi önce bir normalleşip toparlanmamız lazım. Önce bir sağlık diyorlar. Önce bir sağlık. Sonra biz bu işin maddi
fiyatını çözeriz diye düşünüyor. Çünkü mesela Avrupa'da da benzer senaryo var. Kesinlikle. Yani çok doğru yani söyledin. 2020 çok aksiyonlu geçecek. Hala daha devam edecek. Ülkeler arasında. Bunu kötü yani panik olalım diye demiyorum ama hani hepimiz böyle bir oturduk. Şimdi bu süreç bittiğinde böyle bir dizi izler gibi dünyada neler olduğunu dört gözle bence izleyeceğiz ve hiçbir şey aynı yerde kalmayacak ve gibi geliyor. Ve hükümetler de şapkalarını önüne koyup nasıl kararlar alması gerektiklerini düşünecekler. Mesela bir örnek. Dün ve bugün de şöyle söyleyeyim, salıdan başlayıp bugüne de sarkması beklenen takip ediyorsunuz Avrupa Birliği'nde Maliye Bakanları toplantısı var. Evet. Şimdi bu toplantıda da alınması beklenen bazı kararlar var ama burada yine uzlaşmaya varılamıyor. Mesela korona tahvili çıkartalım dediler. Bu borçlulukların bir kısmını Hollanda karşılamak değil mi için. Karşı çıkmıştı. Hollanda İtalya'ya karşı çıkıyor. Almanya genel olarak istemiyor. Şimdi bir bakalım olaya. Herhalde borsayı da açtık. Hemen bir es verdik. Borsayı açmış olduk. Beklentiler dahilinde açtık efendim. Forex'in anketinde paylaşmıştım sizlerle. Bugün analistlerin çoğu pozitif bir beklenti içerisindeydi. Yurt dışı piyasaları bugün birazcık daha yeşil taraftaydı. Ve Kutay biz de %1'in üzerinde pozitif bir açılış yaptık. 94.275 seviyesinden günü açmış olduk. Öncelikle herkese bol kazançlar diliyorum. İyi bir seans olsun. Sağlıklı günler de dileyelim bugünlerde. Sağlık artık elzemimiz yani o olmazsa olmaz. Akabinde evet. De önce sağlık sonra para. Evet şimdi baktığımızda Perihan kaldığımız yerden şimdi Avrupa'yı da hani böyle bir ufak bir senaryo gibi yaratırsak Almanya, İtalya gibi işte borçluluk ve bazı sıkıntılarını çözmesi konusunda artık sanki biraz daha kendi derdine düşmüş gibi bu noktada. Hani birliği düşünmeyip kendi tarafını doğal olarak düşünüyor. Keza benzer senaryoyu Hollanda'da da görüyoruz. Bu ülkelerin ekonomik olarak güçlülüğüne baktığımızda İtalya'ya kıyasladığımızda biraz daha istemeyen tarafların ekonomik olarak durumunun daha rahat olduğunu gösteriyor. Bu ekonomik olarak daha iyi anlamda, süreci sıkıntı yaşamayacağı anlamda değil. Mesela Almanya ve istemeyenler Hollanda olduğunu görüyoruz. Mesela bir Yunanistan'a da sormak lazım. Mesela böyle bir tahvil durumunda nasıl bir tepki vermek isterler gibi. O yüzden bakın bugün de devam edecek o toplantı. O toplantıdan çıkacak açıklamalar bölge içerisindeki tahvil ve özellikle euro dolar fiyatlamaları üzerinde de etki yaratabilir. 1.0850'lere geldi euro dolar. Oralardaydı. Artı bugün euro dolarda fiyatlamayı etkileyecek çok önemli bir diğer başlık da işte işsizlik maaşı başvurularına olacak talep. Talep. İki taraflı fiyatlamada bakalım euro doları nasıl hem etkileyecek. Hem ABD kanadında hem euro kanadında. Kanadında. Ahmet Bey de demiş bir an önce 2021'e mi geçsek diye. 2021-2020'yi aratmayacaksa benim için bir mahsuru yok. Ya şeyler de vardı. Biz bu yılın gelişini kutladık diye de espriler ya dönüyor. Gerçekten 2020'nin gelişini kutlamış olduk ya. Yani inşallah kötü başladık güzel bitiririz. Vay be ne yıldı ama geride kaldı, geçti bitti deriz. Vallahi en büyük temennimiz hakikaten bu. Şimdi bir taraftan Kutay hisselere bakacağız tabii. Ama hemen şunu da söylemiş olayım. Şimdi Boris Johnson'ın durumu birazcık daha iyiye gidiyor. İngiltere birazcık rahat nefes aldı. Sağlık durumunda bir düzelme varmış yapılan açıklamalarda. Şimdi en önemli haberlerden birisi de ABD seçimlerinde gözümüz kulağımız ertelenecek mi ertelenmeyecek mi? Sanders çekildi. Evet. Artık Trump'ın rakibi Biden. İki çarpışma yaşayacağız. Bizim için neden önemli? Çünkü ben kesinlikle özellikle Trump'ın seçileceği dönemi hatırla. Mesela bizim piyasalar, Borsa İstanbul ne kadar dalgalanmıştı. Ben bu seçimin bizim piyasalar üzerinde oldukça etkin olacağını düşünüyorum çünkü. Kesinlikle olması bekleniyor. Çünkü buradan alınacak hamleler artık çok daha sertleşebilir. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump görevi aldığında ABD'deki işsizlik seviyelerine tekrardan geri sıçradığını dönüyoruz. O dönemlere 2017 seviyelerine yükseldi ABD'deki işsizlik %4.4 ile. Bakalım seçim süreci yaklaştıkça burada işsizlik rakamları neye işaret edecek? İstihdam tarafı tabii ki de biraz önceki dediğimiz gibi işsizlik cephesini çok fazla etkilemesi beklenmekte. Bugünkü gelecek işsizlik maaşı başvuruları gibi başvurular da önümüzdeki... Bunlar seçimi etkileyecek. Tabii ki de. Seçim de bizi etkileyecek çünkü piyasalar birazcık daha yani Trump evet sağ solu belli olmuyor ama birazcık daha piyasa yanlısı. Tabii, yani aynen. Piyasaları daha toparlayan taraf o yüzden birazcık daha bu rallilerin çoğu da Trump sayesinde yaşandı. Kesinlikle. O yüzden piyasalar da piyasadaki yatırımcılar bir miktar daha aslında Trump'ı tercih ediyor bu noktada. Çünkü mesela kaç tane devlet büyüğü var? Borsalar rekor kırıyor diye yani hisseler üzerinde yorum yapan. Manipülasyon yapan ama. Petrol tarafında son zamanlarda yapmış olduğu açıklamalar hatırlarsan yani bu toplantının ertelenmesinin arkasında yatan en önemli etmenlerden biri ABD Başkanı Donald Trump. Çünkü kendi dedi Suriyeli, düzeltiyorum Rusya ile Suudilerin kesintide anlaşabileceğini söyledi. O gün zaten petrol fiyatlarında ciddi hareketlilik vardı. Yani piyasayı seven bir
Başkan. O yüzden piyasaya paralel bir şekilde seçim döneminde hareket edebilir. Zaten sıkıntılar da bu noktada ön plana çıkıyor. 2.2 trilyon paketin hemen ortaya çıkmamasının arkasında yatan neden de buydu. Çünkü mesela Nancy Pelosi yapmış olduğu açıklamalarda hani Trump bunu biraz da seçim için kullanıyor. Hani ABD'li seçmeni kendine çekmek için işte bu para dağıtmalarını yapıyor gibi başlıklar konuşuluyor. Bakalım seçim artı ekonomi. Şimdi bugünün diğer önemli başlığı da OPEC toplantısı olacak. Şimdi Sezgin Bey demiş ki o kadar maske ve test kiti sattığı için herhalde ABD'ye bir pay verecek diye. Hemen bir gündem maddesi daha söyleyeyim. Çin'den Fransa'ya giden test kitlerine de maalesef bir koronavirüs tespit edildi. Evet, ki onlara da 3 kat para teklif edildiğini de görüyorum. Evet, yani bu da ayrı bir skandal. Şimdi OPEC toplantısı için Kutay herkes aslında saati merak ediyor. Şimdi telekonferans yoluyla gerçekleştirilecek saat 17'de yapılması bekleniyor. Daha doğrusu başlaması bekleniyor eğer bir aksama olmazsa. O yüzden muhtemelen oradan çıkacak sonuç bizim piyasa kapandıktan sonra olacak. Birazcık daha iş akşam seansına kaldı. Büyük ihtimal yani Viyop tarafında belki fiyatlamalarda etki yaratabilir. Şu 17'de başlaması bekleniyor. Dinliyor diye Reuters kaynaklı haberlerde bu vardı. Çok fazla saat bulamadık çünkü verilerde. Yani 17'de başlaması bekleniyor. Hatta toplantıya dair şöyle birkaç bilgi notu da vermek gerekirse onları da hemen ben buradan paylaşmaya çalışayım bilgi notları içerisinde. Önemli noktalardan biri Uluslararası Enerji Ajansı işte bahsi geçen bu noktada 10 milyon varillik bir üretim kısıntısı piyasadaki istikrarı yerine getirmede yetmeyeceğini söylüyor. Bu önemli bir nokta. Küresel petrol stokları ikinci çeyrekte günde 15 milyon varil artacağını da daha önce belirtmişti. Şimdi burada bazı raporlar da var ki her ne kadar petrol üretim kısıntısı gerçekleşse bile burada talep bazlı problemlerin tekrardan ön plana çıkabileceğinin altı her zaman çiziliyor. Ama olası bugün de bir anlaşma çıkmadığı noktada orta uzun vadelerde petrolde tek haneli fiyatlara da ulaşabileceğini tahmin eden raporlarla da karşı karşıyayız. Bu ciddi bir rakam. Bu ciddi bir rakam. Tek hane petrolde. Sonra Rusya Enerji Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamalar var. Mesela bugünkü OPEC Plus toplantısı için. İşte anlaşmaya taraf ülkelerin petrol üretimindeki paylarına paralel bir kısma yoluna biz de gidebiliriz dedi. Birazcık daha pozitif taraflar. Anlaşmaya yakınlar ama yapılan açıklama bu yönde. Bakalım masaya oturulduğunda ki o masaya da telekonferans yoluyla oturulacak. Nasıl bir sonuç çıkacak? Ve piyasalar yani çok bir beklediğini bulacak mı? Önemli olan da bu çünkü birazcık fiyatladık zaten. Şimdi mesela şu da var. İşte senin biraz önce söylediğin nokta çok önemliydi. Yani petrol üretimi kısıntısına payımız kadar gideriz diyor. Burada şimdi en büyük pay Suudi Arabistan'da. Aslında yine topu Suudi Arabistan atıyor. Atmış yani oluyor. Diyor ki Suudi Arabistan sen eğer kendi karından feragat etmeye hazırsan belli bir oranda aynı oranda ben de hazırım. Ama işte herkes aynı oranda kesecek dersek bu sefer senin ürettiğin ayrı, benim ürettiğim ayrı. Bu noktada yine zararlı olan benim, zarara ettiğim kısım da ABD'ye yarıyor gibi bir denklem var. Bakın bu denklem çok çözülecek mi? Çok bilinmeyen denklem. Yani kesinlikle mesela normalde OPEC tartışmalarında 8 ila 10 milyon günlük varil azaltılması bekleniyor. Bu süreçte 90 gün boyunca sürecek bu arada. Hani bu süre gelen bir süreçte değil. Sadece 90 günlükte bir zarfı da var. Onu da söyleyeyim. Sonrası birazcık daha işin talep kısmına kalacak. Yani tek bacağı bunun arz değil. Bir de onu konuşmak lazım. Şimdi bu arada tabii ki piyasaya da bakalım Kutay. İstersen bir taraftan şimdi hisseleri de açmış olalım. Şimdi bugün daha dengeli alt kırılımlara baktığımızda birkaç gündür biliyorsun ki burayı ayağa kaldıran birazcık daha ulaştırma tarafı oldu. Orada bir pozitif ayrışma görüyorduk. Şimdi bugün baktığımızda genel olarak bankacılık endeksine bakıyorum. %1,5 artı. Sanayi aynı şekilde %1'in üzerinde pozitif seyrediyor. Buna holding, ulaştırma ve teknoloji paylar bölünmüş durumda Kutay. Yani bugün daha dengeli bir yükseliş görüyoruz piyasada. Şimdi TÜPRAŞ, DSKB, Yapı Kredi, Garanti benim gözüme çarpan hisseler arasında. Buraya Pegasus'u da koyabiliriz. Bunlar %2'nin üzerinde primlerle karşı karşıyayız bu tabloda. Önemli olan benim gözüme çarpan nokta şu Perihan. Pegasus dün toplam işlem hacminin %6, %7'sini yaptı. Yani işlem yapılan noktada yatırımcılar biraz daha bu tarafa doğru kayıyor. 10.1 milyar TL'lik bir işlem hacmi vardı endekste. Hacimlerde biraz toparlanma devam ediyor. Görüyoruz. Belki o yarın azalabilir. Pascal nedeniyle piyasalar kapalı kesin olduğu azalır için. Büyük ihtimal yani %80 azalır. Çünkü genelde öyle oluyor. Yani Avrupa'da tatil, ABD'de tatil üstüne üstlük. O noktada Pazartesi de tatil diyebiliyorum. Bakarız ona da kontrol ederim ben. O yüzden
hacimler yarın düşebilir. Biraz daha kendi kendimize zaten işlemleri yapıyoruz. Bu kendi kendimize yaptığımız işlemlerin oranı daha da artabilir. Bunları söylemekte fayda var. Endeks tarafında yukarı yönlü ivmelenme isteği devam ediyor. Bugün de bu süre bu tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü hani ABD vadeleri hafif negatifti, pozitif tarafa kaydı. Asya piyasaları da pozitif ama biz yine %1'ler civarında yukarıda açtık. Daha önce gördüğümüz, biraz önce de senle de konuştuğumuz 94.500 herhalde burada biraz daha göze çarpabilir bugün içerisinde. Kesinlikle, şimdi biz 94.500 hatta birazcık daha yukarı bakacak olursak bugünkü yukarıda ana direnç olarak kabul edeceğimiz yer 94.800-900'ler var Kutay. Yani oranın üzerinde şimdi 95.000. Belki bizim için yeni bir senaryo başlatabilir ama orası karşımızda kuvvetli bir direnç olarak çalışacak diye düşünüyorum ben. Şimdi aşağıda önemli seviyelerimiz var yine. Şimdi hani 94.000 seviyesi önemli dedik ama aşağıda mesela 93.300'ler var. Hatta 93.000'den de şimdi önemli bir, hani orası tutuyor en azından piyasayı bir süredir. Şimdi o yüzden 93.000'in altında 92.800-93. Şimdi buralarda 20 günlük hareketli ortalama tabii olduğu için oranın altında belki kademeli olarak tekrar 90.500 gapini kapatıp 88'lere doğru bir yolculuk başlatır mıyız? Burada şimdi baktığımızda önemli noktalardan biri, senin de biraz önce de bahsettiğimiz 94.500'ler takip edilecek başlıklar arasında. Geri çekilmelerde işte daha önce kırarken iki kere denediğimiz, üçüncü de üstüne attığımız 92.000 bu sefer hani klasiktir. Bir önceki direnç, bir sonraki destek olarak karşımıza geliyor. Önemli olabilecek göstergelerden biri tam da bu aslında. Daha biraz daha orta uzun vade bakarsak hep 200 günlük ağırlıklı ortalamalardan bahsediyoruz. Bu 96.674'lere şu an itibariyle tekabül ediyor. Sanki buralara doğru daha önce hep saktığında bu seviyelerin üstüne atıp buralarda kalmaya çalışmış endeks. Belki buralarda takip edilebilir diyor piyasa analistleri de. Evet, bu şöyle bizi yeni bir trendin üstüne taşıyacak seviye aslında Kutay. Şimdi hani bir gün içerisinde baktığımız sayı kısa kısa karşımıza çıkacak dirençler var ama birazcık daha mesela piyasaların senin dediğin gibi 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkıp 97.000'in üzerine böyle oturup hani geri dönüşlerde de birkaç kapanış, hatta geri dönüşlerde de orası bize destek olarak çalışırsa evet rahat tarafa geçtik diyebiliriz. Şimdi ama haber akışlarıyla gidiyoruz. Yani evet, hani haber evet, akışı evet, haber evet akışı yani yine hep bunu söylemekte fayda. İstersen birkaç tane kurumun şeyi de şimdi var. Bu analizleri de paylaşalım ama bir taraftan tabii ki şu da yazılıyor. Ben şimdi insanların psikolojisini anlayabiliyorum. Yani hani mesela aşımı bulundu, işte OPEC'ten pozitif bir sonuç mu çıktı? Yani hani piyasalar neden pozitif? Değişen bir şey yok. Neleri fiyatlıyoruz diye birçok soru geliyor. Anlıyorum ama hani borsalarda maalesef ki fiyatlamalar tam da bu şekilde olmuyor. Tabii. Birazcık daha beklenti alınıyor ya da beklenti önceden satılıyor. Sonra gerçekleşen de ki neydi bizim beklentimiz? İşte dünyanın bu sürece sürüklenmesi. Bu yüzden zaten piyasalar bu kadar satıldı. Yani beklenti buydu. Tabii. Hep beklentiyi biz yukarıda düşünüyoruz ama negatifini düşünelim. Kötü bir beklenti vardı. O yüzden satıldı. Ve bu gerçekleşti. Şimdi gerçekleşen de kısmi olarak tabii ki alınıyor bir miktar. Şimdi bu noktadan sonra da mesela ne fiyatlanabilir? Bu virüs mesela örnek veriyorum 3 ay sonra 4 ay sonra bittiğini görüyoruz işte veya 6 ay sonra aşısı bulundu, her şey koronavirüse dair işte aynı ticaret savaşlarındaki gibi komple kapatmadık ama kenara koyduk koronavirüs durumunu. Bu durum yaşanırken takip edilecek başlıklar bu sefer de şey olacak, bilanço. Yani biz koronavirüsünden ne kadar zarar gördük dünya ülkeleri koyacak önlerine bilançoyu. O bilançoların makrolara nasıl yansıyacağı, o makrolar dolayısıyla da şirketler nasıl etkileneceğini görecek. Hangi şirketler kapanacaksa kapanacak, hangi şirketler bu işten daha karlı çıkacak gibi durumları bu sefer konuşuyor olacağız. Bu da sektörleri dolayısıyla etkiliyor olacak. Yani sonuçta bakarsak, şu da çok basit mantık. Yani bugün Pegasus gidiyor ama zaten Pegasus'un ne zaman uçuşlara başlayacağı da hala belli değil. Bir örnek uçaklar vermek yani gerekirse veya hava yolları gibi. Hani birebir olanla fiyatlanma tabii anında gerçekleşiyor olsa şu an zaten mesela ulaştırma sektörünü fiyatlanıyor olması da mantık çerçevesinde olmazdı. Mesela Air France mesela baktım bugün %53 düşmüş onların da yılın ilk çeyreğindeki uçuş rakamları. Ciddi rakamlar yani yarı yarıya. Burada da Ak Yatırım'dan aldık. Borsa İstanbul'da hani bugün neler takip edilebilir? Hem ortalamalarında geçtiği seviyeler paylaşılmış burada direnç cephesinde. Vakıf Yatırım bu arada, hemen düzeltmiş olurum. Olalım Biop Ak Yatırım'da. Evet doğru, Vakıf Yatırım tarafından. Baktığımızda burada
Trend uzun vadede 94.122 yazılmış. Kısa vade için 88.629 olarak belirtilirken dirençlerde 93.115, 93.330, 93.500 olarak belirtildiğini gördük. Bunu da bir revize edelim herhalde. Bu kontrol etmekte fayda var. Çünkü dirençler biraz daha aşağıda kalmış. Ben bakayım buna. Hı hı. Diğer şimdi zaten bugün piyasanın genel olarak beklentisi 94.595. Burası karşımıza bir direnç olarak çalışacak. Çalıştı da an itibariyle. Bu seviyelerdeyiz. Bu seviyelerin üzerinde de senin az önce söylediğin gibi 200 günlük hareketli ortalamalarımız 97 binlerde. 97 binlerin üzerinde piyasa birazcık daha rahatlayabilir ama şimdi 97 bine kadar ulaşabilirsek de burası karşımıza önemli bir direnç olarak da çıkacak. Asıl beklediğimiz seviye 99.999 yani 100 binin üzeri aslında. Evet. Asıl beklediğimiz seviye orası. İnşallah orada da, oraya da attığımız günlerde olacak. Orada gelecek. İşte biraz daha öne çıkan nokta aslında Perihan 100.600, 106.000. Hatırlarsan biz o bantta çok 124 evet, bine gitmeden önce o bant bizi aslında çok İnanılmaz, fazla yormuştu. Evet. Orada çok yataylıdı endeks. Orayı kırdıktan sonra hızlı bir şekilde hemen işte 112 binler devamında 124 bin, 118 binlere doğru hareketlilik görmüştük. O yataylamayı en fazla işte 100.600, 106 bin bandıydı. Biraz daha orta uzun vadede belki oralarda ön plana çıkabilir. Şimdi o zaman bir taraftan dönelim. Akyatırım'da mesela teknik göstergeleri olan hisseler vardı. Hisseleri konuşalım birazcık daha Kutay. Şimdi son bir 5 dakikamız varken. Şimdi genel olarak ben ona rica edersem arkadaşlarımdan genel olarak şimdi baktığımızda hep ulaştırma sektörünü konuştuk. Ondan önce perakendeyi konuştuk. Birisi talep yönlü fiyatlandı. Birisi de aşırı satıldığı için birazcık daha desteklerle dünya genelinde de öyleydi. Fiyatlandı. Genel olarak dünya genelinde de öyleydi. Şimdi bu VIOP yorumu ben lütfen teknik göstergeler bir tane daha alacağım hisseler için. Onu rica edeceğim. Burada tabii işte önemli noktalarda dediğin gibi perakende mesela BİM ağırlık olarak baktığımızda çoğu hissenin de önüne geçti. Yani piyasa ağırlığı olarak, beta olarak baktığımızda işte bu fiyatlamalar market cap'ini yukarı çekti. Bu da ağırlık olarak oradaki hareketlilik endeks tarafında önemli bir katkı sağladı. Bu sadece yurt içerisinde değil mesela Avrupa borsalarında da ABD endekslerinde de benzer hareketlilikleri takip ettik. Şu anda baktığımızda MACD'de para giriş çıkışlarına istersen bakalım öncelikle. Türksel, Garanti, Akbank, İpek Enerji, Türk Telekom en fazla para girişi olan ilk 5 kurum olarak karşımıza geliyor. Milyon TL bazında bu rakamlar. Para çıkışlarına da mesela karşılık olarak Ereğli, Pegasus, Sabancı, Yapı Kredi ve Koza Altın var. Seninle yüksek hacimleri konuşmuştuk Kutay. Hemen dönüyorum yüksek hacimlere bakıyorum. Mesela Torunlar var. Pegasus'un yine aynı şekilde yüksek hacimli olduğunu. En fazla hacim oradaydı. Egeen vardı mesela. Yine orada da çünkü dün pozitif fiyatlamalar gördük. Sasa tekrardan. Sasa aynı şekilde. Çelebi, Yataş, Koza Altın, Arşelik ve İşyat'ta gördük mesela yüksek hacimli olanlar. Şimdi güç göstergeleri mesela zayıf olanlar var. İstersen ona bakalım. Vakıfbank, Eczacı İlaç, Selçuk Eczacı Deposu ve Lokman Ekim. Bu tabii sanki böyle artık yine mesela koronaya da burayı çok net bir şekilde bağlayabiliriz. Yani ilk vakalar çıktığında piyasalar tam anlamıyla şelale gibi düşerken bu hisse senetlerinde tam tersi hareketlilikler takip etmiştik. Doğal olarak sektörün verdiği avantaj itibariyle. Şimdi baktığımızda mesela geçtiğimiz Mart ayında da yabancıların en fazla sattıkları arasında yine Eczacı İlaç mesela gözümüze çarpıyordu. Şu anda güçlü zayıf göstergelerinde teknik olarak da destekler nitelikte. Şimdi mesela güç göstergeleri olumlu olanlarda da Koç Holding var, Türk Telekom var. İpek Koza dün ciddi fiyatlamalar gördük orada pozitif ayrıştı piyasaya göre. Pegasus, Yataş, mesela Aygaz var, Sasa, Dohol var. Arena ve Logo, Turkcell, Aselsan bunları İpek sayabiliriz. Evet, çünkü zaten İpek Koza grubunda özellikle İpek ve Koza'da dün hakikaten zaten piyasanın üzerine getiri gördük pozitif fiyatlamalar. Kutay hemen bu kalırken ben bu arada şeyin de bilgisini vereyim takip edenler için. Şimdi birçok biliyorsun ki şirket üretime de ara veriyor. Karsan'dan bir açıklama var takip edenler için. Şimdi daha önceden zaten üretimi durdurma kararı almıştı 1-10 Nisan arası. O 20 Nisan'a kadar uzatılmış oldu Karsan'da takip edenler için. Bu aralar mesela Tire'ye çok soranlar var. Hemen orada ben da onu da söyleyeyim. Orada da brüt takas uygulaması getirildi. 23.04.2020 tarihine kadar brüt takas uygulanacak. Tire'de işlem yapıyorsanız Anel Elektrik var. Şirket bağlı ortaklığı Anel Marin Gemi Pakistan'da Milgen projesi kapsamında
4 geminin elektrik sistem tasarımı üretimini gerçekleştirecek. Şimdi projenin toplam tutarı 7.73 milyon euro Kutay. Evet. Şirket haberlerini burada vermiş olalım. Ben bir taraftan şimdi Anil'e de bakıyorum. Tamam. Orada %3'lük bir pozitif fiyatlama var. Bugün son herhalde bir dakikayı giriyoruz. Onu da özetlemek gerekirse bugün makro veri tarafında önemli birkaç tane datayı alacağız. Hı-hı. Bunlardan biri 14.30'da Avrupa Merkez Bankası'nın 12 Mart tarihinde gerçekleştirmiş olduğu faiz kararının toplantı tutanakları yayınlanacak. Aynı dün FOMC toplantı tutanağını takip ettiğimiz gibi ABD'den üfe rakamları takip edilecek veriler arasında. Ki bizde de yurt içerisinde her perşembe olduğu gibi 14.30'da TCMB'den haftalık DIPS hisse senedi, menkul kıymet istatistiklerini alıyor olacağız. DTH'ları takip edeceğiz. Bunlar önemli. Ve bakalım neler alınmış, neler satılmış. Dövizler bozulmuş mu? Evet. Şimdi DIPS'lere bakacağız, satılmış. Hisselere bakacağız. Kim son zamanlarda satmış çok raporları tek tek ortaya dökeceğiz. Kesinlikle. Yani biraz bilanço ortaya çıkacak ne olup ne bittiğine dair. Önemli noktalardan biri ABD'de de işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek önemli rakam olarak karşımıza geliyor bugün itibariyle. Bu sadece OPEC'le kalmıyor. Senin de dediğin gibi ilk programı başladığımızda bugün her şeyi karşılayacağız. Bugün Süper. Evet. Bütün verileri karşılayacağız. Evet, ilk seansı burada noktalayalım. Kutay, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İlk seansı noktaladık. Saat 2'de Borsa Teknik'te sizlerleyim. Şimdi paratoner zamanı diyelim. Sözü Murat Tufan'a bırakalım.